elektrikçi arkadaşımın yanına gittim. Dedim ki bana NHXMH-J kablo 4x2.5 TTR mi? Yok dedim, NHXMH-J 4x2.5 antigrom mu, enyaf mı sayıyor. Şimdi piyasadaki kablo isimlendirmeleri bu şekilde ama kablo teknolojilerinde son derece hızlı değişimler oldu. Şimdi eğer ben buna TTR antigrom falan dediğim zaman bunun iç yalıtkanının XLP, dış yalıtkanının halojen free olduğu, oradaki J'nin 4x2.5'un arasında bir tanesinde koruma iletkeni olduğunu ayrı ayrı söylemem lazım. Ben kablo ders notlarını yanlış hatırlamıyorsam 2000'li yılların başında hazırlamıştım. Orada 97'de kaldırılan ama hala piyasada kullanılmakta olan işte N tipi, Y tipi, B tipi, F tipi kablolardan bahsetmiştim. Harmonize tip kablolar yeni çıkmıştı. Onları da ders notunun içine almıştım. Bu ENYAF'lar, TTR'ler, antigronları falan ben hatırlamıyorum. Belki benle yaşıt normlar bu. Bu videoda ne yapmaya çalıştım? Bu videoda en yeni normlara göre harmonize tip kablo normu ve VDF Alman standartlarına göre kablo isimlendirmelerinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Bana karmaşık geldi konu, açık söylemek gerekirse. Niye karmaşık geldi? Çünkü kablo teknolojisi son derece şu anda ilerledi. 154 kV'u deniz dibinden götürüyorlar. Ve bu kablo teknolojisinin gelişmesiyle birlikte standart sayısı arttı. İşte isimlendirmede yeni yeni isimlendirmeler geldi ve ben en son yeni harmonize ve VD normlarına göre bu isimlendirmeyi yapmaya çalıştım. Bazen takıldığım noktalar oldu. Takıldığım noktalarda da Prizmian'dan Kaan Bey sağ olsun, işte alo dediğimde hocam o öyle değil şöyle şeklinde bana verdiği bilgi de oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine videoda bu arkamda gördünüz. Yine Prizma'nın kablo numaraları var. Onların üzerinden de işte o kablonun ne anlama geldiğini ya da o ismin kablo üzerinde nereye tekabül ettiğini anlatmaya çalıştım. Ben kablolarla ilgili ders notunu 2000'li yılların başında hazırlamıştım. İşte o zaman harmonize tip kablo standartları yeni gelmişti. Ondan bir önceki N tipi, Y tipi, B tipi ve F tipi standartlardaki isimlendirmelerde kullanıldığı için ders notunu onları da almıştım. Bu videoyu hazırlamadan önce dedim ki yani son durum ne bir bakayım diye. Şimdi orada mesela Türk standartları 833'te N tipi kabloları anlatıyordu. 97'de o yürürlükten kalktıktan sonra yerine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane standart gelmiş. O standartlardan sadece şu hala geçerli. Diğerleri değişmiş. Değiştikten sonra bir daha değişmiş. Bakın şu, bu işte değiştikten sonra yerine 3-4 tane yine norm gelmiş. Yani bunu niye anlatıyorum size? Kablo standartları, işte teknoloji geliştikçe, ihtiyaçlar değiştikçe kablo standartları da değişiyor ve kablo standartlarındaki bu değişim İşte işimizi biraz daha zorlaştırıyor, biraz daha karmaşık hale getiriyor. Bu ders notunda videonun giriş kısmında da söylediğim gibi işte en yeni ISC ve VD normlarına göre kabloların isimlendirilmesini, isimlendirmedeki mantığını sizlere anlatmaya çalıştım. Açık söyleyeyim zorlandım da yani çünkü standart okumaya alışığım ama hani bu kadar çok değişen standartları elde etmem ve takip etmem de oldukça zordu. Prismia'nın kataloğunu kullandım. Temel baz olarak oradan aldım. Bu videoda anlattığım işte isimlendirmeleri ezberleyebilecek miyiz? Tabii ki ezberleyemeyeceğiz. Çünkü biraz sonra göreceksiniz. Hakikaten isimlendirme biraz daha teferruatlı ve karışık ama burada anlatmaya çalıştığım, burada yapmaya çalıştığım temel neyin ne olduğunu bilin. Mesela işte bir kablonun isminde Z1 geçiyorsa bunun düşük duman yoğunluklu bir termoplastik olduğunu, H geçiyorsa halojen free olduğunu, işte O'yu, R'yi, K'yı, U'yu, J'yi ne anlama geldiklerini ya da işte X geçiyorsa XLP bir yalıtkan olduğunu bilin. İşte ne bileyim C'ler, S'ler varsa siperler, siper anlamına geliyor, konsantrik iletken anlamına geliyor. Bunların ne olduğunu kafanızda oturması için bu videoyu sizlere hazırlıyorum. Başlayalım bakalım. Videonun giriş kısmı belki sizin için sıkıcı olacak ama bu tanımların üstünde durmakta fayda var. Neyin ne olduğunun işte netleşmesi için.
Tel tüm uzunluk boyunca çapı sabit kalacak ve önceden belirlenen tolerans sınırları içinde değişme gösterecek biçimde ve dairesel kesit olarak çekilmiş ince uzun son bir metaldir. İletken, elektrik enerjisini iletmeye yarayan tel veya tel demetidir. Tek başına ya da demet halinde teller iletken oluşturur. Sıkıştırılmış iletken, tellerin arasındaki boşlukları azaltmak, iletken çapının ve kesitinin geometrik boyutlarını küçültmek için sıkıştırılmış olan çok telli vurulmuş halat biçimli bir iletkendir. Düşük kesitli iletken, kesiti kablo faz iletkenin kesitinden küçük olan iletkendir. Damar, kablonun yalıtılmış olan iletkenidir. Yalıtkan kılıf, damar iletkenini yalatan bir kılıftır. Dış kılıf, iletkeni elektriksel bakımdan yalıtmak, mekanik ve hafif kimyasal etkilerden korumak amacıyla kullanılan iletkeni damarı veya damarı içine alan bir kılıftır. Dairesel kablo, damar iletken kesti daire biçimli, yuvarlak olan kablodur. Kesme sektör kablo, damar iletkeni kesti daire kesmesi biçimli olan kablodur. Çok damarlı kablo, damar sayısı birden çok olan kablodur. Kör damar, çok damarlı kablolarda damarlar arası boşlukları doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini kolaylaştırmak için kullanılan yalıtkan malzemelerine yapılmış iletkensiz damardır. Dolgu, çok damarlı kablolarda damar demetini içine alan ve damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan katmandır. Ayırıcı kılıf, metal katmanlar arasında yer alan yalıtkan bir kılıftır. Konsantrik iletken, bir damarlı kablolarda yalıtkan kılıfın, gerektiğinde yarı iletken spirin, çok damarlı kablolarda genel olarak ortak kılıfın üzerine gelen bakır tel veya bakır şeritlerin oluşturduğu kablo boyunca helisel biçimli bir sargıdır. Peki bu konsantrik iletken ne işe yarar? Temelde iki tane kullanılma nedeni var. Konsantrik iletken hat sonunda ve hat başında topraklanarak kablo eklerinde konsantrik iletkenler de birbirine eklenmelidir. Hattaki yüksek gerilim akımını oluşturduğu manyetik kirlilik ekranlanmış olur. Şöyle bir şey söyleyeyim. Temelde iki tip kabloda kullanırız biz bunu. Data kablolarında. Data kablolarında kullanma nedeni çevredeki manyetik alanın kirliliğinin işte kablo içerisinden geçen data veriyi bozmaması için, onun elektriksel sinyallerini bozmaması için, bir de yüksek gerilim akım kablolarında kullanılır bu. Burada kullanma nedeni de şudur. Bu kablolar içerisinden yüksek akımlar geçer ve ciddi manyetik alanlar oluştururlar etraflarına. Bu manyetik alanlar çevresindeki data kablolarına zarar verebilir. Data kablolarının içerisindeki dataların, çünkü sonuç itibariyle bu manyetik alan ve data kablosu üzerine de gerilim yükleyecek. Zaten datalar düşük gerilimli sinyaller. Bu dataları bozabilir. Bu nedenden dolayı. İkincisi de olası bir kazada kabloya batacak sivri cisim içerisindeki faz iletkeni ve üzerindeki konsantrik iletken nötr ile kısa devre yaparak dışarıya karşı koruma sağlayacaktır. Şimdi kabloyu çektiğiniz yeraltı kablosu için konuşuyorum bunu. Kabloyu çektiğiniz ama daha sonra orada bir kazı yapmanız gerekli. Geldi bir tanesi buraya işte kazmayı vurdu. Ya da işte bu kabloların dış yüzeyini hani kazmayla falan yarmak zordur ama hatta şöyle söyleyeyim, bunların belki onunla ilgili de ayrı bir video hazırlarız. Döşenirken dikkat edilmesi gereken hususlar falan var. Detaylı bir konu bu aslında. Ya da biri geldi kepçeyi daldırdı. Kepçeyi daldırdığında ilk yaracağı kısım kabloda konsantrik iletkendir. Daha sonra bu sivri cisim ilerler ve içerideki faz kablosuna temas eder. Şimdi eğer bu konsantrik iletken yoksa bu sivri cisim faz kablosuna dokunduğunda buradaki faz gerilimi bu sivri cisim üzerinden bir yerlere zarar verebilir. İşte kepçe operatörüne ya da işte kazmayı sallayana ya da şöyle düşünün, bir yere topraklama şeyi çaktı, çubuğu çaktı, başka bir şeyin çubuğunu çaktı falan. Buraya zarar verebilir. Ama konsantrik iletkenin ilk yırtacağı için buradaki faz gerilimi konsantrik iletkenle nötre bağlandığından dolayı hat başları ve sonlarında ne yapacaktır? Burada konsantrik iletkenle faz iletken arasında bir kısa devre yapacaktır. Buradaki ayırıcı ya da kesicilerin açmasına ne olacaktır? Bu bir koruma sağlayacaktır. Bireysel siperli kablo her damarı üzerinde metal siper bulunan kablodur. Bunu çok fazla karşılaştığımız bir durum değil ama tanım olarak var. Metal siper her damarının veya ortak kılıfın üzerine gelen bakır tel veya şeritten yapılmış bir sargıdır. Zırh kabloyu mekanik etkilerden koruyan yassı veya yuvarlak tellerden yapılmış metalik bir katmandır. Tüccü sargı metal siperin veya zırhın üzerinde bulunan ve bunların dağılmasını önleyen bakır veya galvanizli çelik şeritlerle yapılmış sargı veya sargılardır. Bu telleri tutmak amacıyla yapılır. Teller dağılmasın diye. Peki metal siper zırh ne işe yarar? Herhangi bir akım taşıma özelliği yoktur. Heyelan, bataklık bölgeleri veya üzerinde ağır trafik bulunan bölgelerde kablonun mekanik dayanımını arttırır. Ayrıca ekranlama yapar. Bu nedenle de hat sonunda ve hat başında topraklanmalıdır. Kablo eklerinde birbiriyle eklenmelidir. Şimdi bu kablolar, yeraltı kablolarında bu metal siper ya da zırhı görürüz biz. Kabloyu çektikten sonra toprak oturma yapar. Ya da işte heyelan bölgesidir, kayma yapıyordur ya da üstünden
bir ağırlık geçip toprağa oturtturacaktır. Şimdi toprak oturdukça kabloyu gerer. Hatta bu kabloların çekimi sırasında böyle gergin bir şekilde de bu kablolar çekilmez. Belli esler verilerek gidilir ki işte toprak oturduğunda bu esleri kullansın kablo, gerilmesin diye. Eğer işte buradaki yük çok fazla gergin hale getirirse kabloyu, kablonun kopmasına neden olur. Bu çelik zırh ya da işte siper, metal siper kablonun mekanik dayanımını aynı zamanda arttırır. Tabii ekranlama özelliği de vardır. Zaten bununla ilgili konsantrik iletkende söylemiştim nedenini. Yarı iletken siper damar iletkeniyle yalıtkan kılıf arasına ve yalıtkan kılıfın üzerine gelen yarı iletken maddeden yapılmış bir kılıf, sargı veya tabakadır. Şurada bakın ince ince siyah bir şeyler görüyorsunuz. Direkt kablo iletkeninin üzerinde. Görüyor musunuz? Ya da şurada dışarıda da vardır bunlar. XLP'nin üstünde. Bu ne işe yarar? Yarı iletken tabakanın görevi iletken çıkıntılarında yoğunlaşarak yalıtkanı zorlayacak olan elektriksel alanı homojenleştirir. Elektrikte sivri uç etkisi diye bir şey vardır. Hatta şöyle söyleyeyim, üniversite stajını ben o zamanki adı AEGT'ydi, trafo fabrikasında yaptım. Yüksek gerilim trafolar kısmında. 154 kV'luk trafolar vardı çıkışında. O trafoları imal ederken orada mesela trafonun boyunduruklarını vidayla, işte yukarıdaki boyundurukları işte uzun vidalarla sıkıyorlar. Vida başlarını, çorba kepçesini düşünün, onun arkası gibi vida başlarına şapkalar giydiriyorlardı ki işte sivri uç etkisi yapmasın. Çünkü sivri uç etkilerden, paratonel düşünün, sivri uç etkilerden elektrostatik boşalmalar yaşanır. Şimdi siz bu kabloyu ne kadar dairesel yapmaya çalışırsanız çalışın, biraz sonra anlatacağım, zaten son bakırdan yapamıyorsunuz. Bu birden fazla iletkenden oluşacak. Yine sıkıştırılmış iletken yapıp bunları istediğiniz kadar işte sıkıştırın. Şurada abartılı resmini görüyorsunuz. Şu siyah bunun yalıtkanı, beyaz kısmı da içerideki örneğin bakır diyelim. Bu biraz abartılı ama burada dairesel de olsa sivri uçlar bırakacaksınız. Yani imalatta böyle olacak. Buralarda elektrostatik alan artarak İşte dışarıda sonuç itibariyle bu bir kapasitif etki oluşturacak, bir kondansatör gibi çalışacak buradaki kablolar. Toprağa ya da işte zırha, bakır konsantrik iletkene elektriksel deşarjlar yaşayacaklar. Ve burada sivri uçta birikeceği için uzun vadede buradaki yalıtkan çok daha fazla zorlanacaktır. Bu da yalıtkanın erken deforme olmasına ve kabloların patlamasına neden olacak. Eğer bunun üzerine siz şuradaki kısma, bakırın üzerine siz yarı iletken siper yaparsanız, yarı iletkenin de iletkenlik özelliği var. Buradaki sivri uçlar yarı iletken arasında dolacağı için tam daire şeklinde olacak ve buradaki elektrostatik alanlarda ne olacak? Kablo çeperi boyunca lineer bir şekilde, homojen bir şekilde dağılacak. Yani kablo kılıfını ya da yalıtkanını aynı şekilde yaşlandıracak. Yarı iletken siperin kullanılma nedeni bu. Anma gerilimleri, kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri U0 bölü U şeklinde belirtilmektedir. U0 faz iletkeniyle toprak veya konsantrik iletkenler, ekran, zırh ya da metal kılıf gibi topraklama elemanları arasındaki gerilimdir. U iki faz iletkeni arasındaki gerilimdir. Biraz sonra kabloları isimlendirirken diyeceğiz ki 0.6-1 kV bu mesela kablonun işletme gerilim değeri ya da işte H07 dediğimizde 750 volt. Kablolarında tabii doğal olarak bir çalışma gerilimleri var. Burada yalıtkan cinsleri dedim ama yalıtkan cinsleri buradakinden çok 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 daha fazla. Kablolarda kullanılan yalıtkanlar. Mesela biz en çok neyle karşılaşıyoruz? Protodur, PVC ya da protod head yani XLP. Bunlara dilim dönmüyor. Bunlara şimdi bana kızacaklar. Bu PVC. PVC diyorum, PVC diyorum. Niye Türkçe konuşmuyorsun diye ama hani biraz da sizin anlamanızı istediğim için. Çünkü biraz da piyasa ağzıyla konuşacağım. O nedenle bunlara PVC diyeceğim. Daha rahat anlayın diye. Mesela bu da XLPE, buna da XLP diyeceğim. Dilimize özen gösteren tüm arkadaşlarımdan şimdiden özür dilerim. Damar renkleri özel siparişler dışında Türk standartlarına göre aşağıda belirtilen renklere uygun olmalıdır. Topraklama, koruma iletkeni olarak kullanılan damar çift renkli yeşil sarı olmak zorundadır. Nötr olarak kullanılan damar açık mavi renkli olmalıdır. Faz iletkenler için kahverengi, siyah veya gri renklerin kullanılması tavsiye edilir. Diğer renkler sadece belirli uygulamalar için kullanılabilir. Sarı, yeşil ve mavi renkler başka hiçbir amaç için kullanılamaz. Bununla çok karşılaşıyoruz. Hani sarı yeşil biraz daha oturdu. Topraklama iletkeni diyoruz ona ama hani genel ismiyle onun anlamı koruma iletkeni. Bu oturdu bizde ama hala mavi renk, özellikle açık mavi renk bizde oturmadı. Arkadaşlar mavi renk kablolarda nötr için ayrılmıştır. Ve sarı yeşil de mavi de faz olarak kullanamazsınız. Kabloların dış kılıf rengi 1 kV'a kadar olan kablolarda siyahtır. Yani faz arası gerilim. Siyahtır. 1 kV'un üstünde standart 3.66 ama
1 kilovoltun üstündekilerde kırmızıdır. Bir de çok yüksek gerilimlerde tekrar siyaha dönen kablolarda var. Dış kılıf rengi siyah olan kablolarda var. 154 kilovolta kadar kablo imalatı yapılmakta. Türk standartlarına ve VDE standartlarına göre damar renkleri sarı yeşil damarı olan kablo ve kordonlar için. Tabii bunlar standartlar, özel üretim yapılmış kablolarda olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Sarı yeşil, açık mavi, kahverengi, bu diyor ki bana bir faz aslında besleme kablosu, kahverengi faz, açık maviye. İşte şey olarak kullanın, nötr olarak kullanın. Sarı yeşille topraklama. Bu kahverengi siyah olabilir, gri olabilir. 4 damarlı sarı yeşil, kahverengi, siyah, gri. Burada da mesela bir motor beslemesini 3 vazı ve topraklamayı kullandığınızda bu şekildedir. 5 damarlı ise sarı yeşil, açık mavi, kahverengi, siyah, gri. Burada diyor ki 3 faz nötr ve toprak var diyor. Yani korumel etkeni var diyor. Kahverengi, siyah, gri fazlar için, açık mavi, nötr için ve sarı yeşil topraklama için. 5 ise sarı yeşil, siyah üzeri numaralı. Bunlar daha çok bizim kontrol kumanda şeylerinde, sistemlerinde kullandığımız siyah üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 diye numara olarak kablolar. Türk standartları ve VDE standartlarına göre damar renkleri bu sefer sarı yeşil damarı olmayan, yani koruma iletkeni olmayan, açık mavi, kahverengi, faz nötr bu. 3 damarlı da kahverengi, siyah, gri, 3 faz. 4 damarlı da açık mavi, kahverengi, siyah, gri. İşte bu da diyor ki nötr 3 faz var diyor. Mesela neyin bir TT şebeke. 5 damarlılarda açık mavi, kahverengi, siyah, gri. Siyah tekrar burada ne yapılmış, kullanılmış. Bunun yerine farklı renklerde kullanılabilir. Tabii dediğim gibi özel üretim kablolarda var. Standartlara gireceğiz. İşin biraz daha sıkıcı olan kısmı bu. İlk önce harmonize standartlara göre enerji kablolarındaki harf kodlarını vereceğim. Harmonize tip bir kabloda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane burada kutu var. Bu kutuların içine tek harf de gelebilir. İşte iki harf, bir harf, bir sayı da gelebilir. Temel olarak ne olduğunu anlatacağım. İlk başta H ya da A ile başlayabilir bizim kablo ismimiz. H harmonize tiptir, A ulusal tiptir. Daha çok harmonize tip üzerine duracağız. İkincisi ise anma gerilimidir. Bu örneğin 600'e 1000'in, 450'ye 750'nin artık ne olduğunu biliyoruz. Faz nötr, faz toprak. Bu da faz faz arası gerilim. 0,1 ise 100-100 volt, 0,3 ise 300-300 volt, 0,5 ise 300-500 volt, 0,7 ise 450-700 volt, 11 ise işte 600-1000 volt. Daha çok benim için önemli olan bu. Şuradaki ikinci gerilim, yani 0,1 100 volt, 0,3 300 volt, 0,5 500 volt, 0,7 750 volt ve 11 1000 volt. Gerilim büyüdükçe kablo yalıtkanının et kalınlığı artar. 24 volt doğru akım kumanda ve kontrol devrelerinde en az. 0,1 bir fazla alternatif akım devrelerinde ve ara kablolarda en az H0,3, 3 fazlı devre ve ara kablolarda en az H0,5 kablo kullanılması gerekli. Bu en küçük değeri. Yani siz H0,1 ile başlayan bir kabloyu ne bir fazlı sistemlerde ne de 3 fazlı sistemlerde kullanamazsınız. Bunu söylemeye çalışıyorum burada. Mesela 0,3'ü de siz 3 fazlı sistemlerde kullanamazsınız. 380 volt hatta 440 volt öyle söyleyeyim. Burada minimum H0,5 kullanmanız gerekli. Şimdi izolasyon malzemesi 3. kutuya gelen kısım. Bu liste biraz kabarık. V olursa polivinil klorür, yani PVC. Bu ismi daha önceki söylediğimden biraz daha telaffuzu farklı. İşte biraz daha Türkçeleştirilmişi var. Direkt İngilizce olanı var. V2 90 derece çalışma sıcaklığına dayanıklı PVC. V3 düşük sıcaklıklara dayanıklı PVC. V4 çapraz bağlı PVC, XL PVC, V5 yağ dayanıklı PVC, G etilen vinil asetat, Z düşük duman yoğunluklu çapraz bağlı polietilen. Şuna bir daha geri döneyim. Bakın en çok göreceğiniz sizin V kablolarda. Bu PVC yalıtkan. Devam edeyim. Burada da Z, bu düşük duman yoğunluklu çapraz bağlı polietilen. Bunu görürsünüz. Ve Z1 düşük duman yoğunluklu termoplastik. Bunu sık olarak görürsünüz. B etilen propilen kauçuk. Bu da kauçuktur. E, PE polietilen. X işte bu prototen. Bu da XLP dediğimiz kablo. Yani şuradan geleyim. PVC'yi çok sık görürsünüz. Z ama daha çok Z1'i görürsünüz. Lastik kablolarda, kauçuk kablolarda B. Hani işte ara kablo, cihaz kablosu falan varsa o. XLP görürsünüz. Daha çok bunları yüksek gerilim kablolarında görürsünüz. R doğal kauçuk. S silikon kauçuk. N kloropren kauçuk. Q poliüretan. Q poliamid.
M mineral, N polikloropren, J cam elyaf örgü, T tekstil örgü. Şu hatırlatmayı yapayım birazdan, hani biraz daha isimlendirmelere girdiğimizde dolgu, iç kılıf, koruma bandı, polyester şerit gibi kısımlar isimlendirmede rumuz olarak belirtilmez. Yarı iletken tabaka ise daha önce bahsettiğim eski normlarda U rumuzu ile geçiyordu fakat yeni normlarda rumuz olarak belirtilmiyor. Dördüncüsü ise metalik ekran kısmı, C konsantrik bakır tel, C4 bakır örgülü ekran, C7 şerit bant veya telden yapılan bakır ekran. C8 her bir damar üzerine şerit bant veya telden yapılan bakır ekran. Özel yapılardan bahsedelim burada. H yassı ayrılabilir kablolar. Hani bizim çiftli kordonlarımız var ya o. H2 yassı ayrılamayan kablolar. Bunlar da şu. Hani televizyonlarda işte ne bileyim modemlerinizde falan var ya işte yassı kablo ikili onlardır. H6 yassı ayrılamayan kablolar. Vinç asansörler için özel bu. E8 spiral kablolar. Y2 olursa alüminyum tel zırh. Z2 olursa yuvarlak çelik tel zırh, Z3 olursa yassı çelik tel zırh. Bu isimlendirmeler biraz sonra örneklere başladığımızda kafanıza daha net oturacak. Bu tireden sonra yine bir harf daha geliyor buraya. Bu iletkenin tipini, iletkenin şeklini bana gösteriyor. U tekli iletken sabit, R çoklu iletken sabit, K ince çok telli iletken sabit. Diyeceksiniz ki U, R, K hepsi sabit, sabit, sabit. Birazdan açıklayacağım. F ince çok telli iletken bükülgen, H çok ince telli iletken, D ince çok telli iletken kaynak kablosu için, E yine çok ince telli iletken kaynak kablosu için, Y ince yassı tel. Şimdi şu F dediğimiz kablolar bizim ara kablolarda kullandığımız kablo iletkenini tanımlıyor. U, R, K yani biri tek telli, biri çok telli, biri ince çok telli ama hepsi sabit. Şimdi onu açıklamaya çalışalım. Dediğim gibi U tek telli iletken, R çok telli iletken, K ince çok telli iletken. Buraya yazmışım ama bunlar da sabit. Şimdi şu şekil V'ye ait, V iletkene ait. Şu şekil ise U iletkene ait. Üçü de sabit tesisatlarda kullanılır. Tek telli SOMP olarak kablolar belirli kesitlere kadar üretilebilir. Kesit büyüdükçe kabloyu şekillendirmek zorlaşır. Sert dönüşlerde iletkenlerde çatlamalar meydana gelerek direnç oluşumuna ve bu noktalarda ısınmalara neden olur. O nedenle kesit büyüdükçe damar birden çok iletkenden yapılır. K'lardaki iletken sayısı U ve R'deki iletken sayısına daha göre daha fazla olduğu için hareket kabiliyeti yüksektir ve kolay işlenebilir. Ama bu hareket bir elektrikli cihaz ya da ara kabloda olduğu gibi bükülgen değildir. O nedenle kontrol panolarında tercih edilir. Numuneleri gösterdiğim videoda yine bunun ayrımını daha net göreceksiniz. Mesela E05U var, V var, R var. Bu U bunun tek telden oluştuğunu gösteriyor. Bakın 1'liğe kadar yapılmış bu. 07'de ise 10'luğa kadar yapılmış. Diyor ki yani bu 380'lik sistemlerde enerji taşımada falan kullanırsınız. Şimdi 10'luk iletken de ince bir iletken değil. 10'luk iletkeni bükmek, çevirmek, ne bileyim önemli bir sigorta bağlantısı yapmak, şekil vermek oldukça zordur. Ondan sonra iş R'ye döner. R'de de örneğin şurada 10'luk iletkenden başlamış. 10'luk iletken tek SOM değildir. Tek SOM bakır değildir. İçerisinde 4-5 tane ince kesit oluşturacak şekilde. Onu örneğin 4'te 5 tane olsa 2000 metrekarelik 5 tane iletkenden oluşmuş şeklinde düşünün. K'larda ise bu iletken sayısı çok fazladır. R'ye göre öyle söyleyeyim. Ama bu da yine pano içerisinde işte rahat şekil verebileceğimiz şekildedir. Yani çok da iletkenler ince değildir. Buradaki damar sayısını gösteriyor bana. Son üçlü grubun ilki. Daha sonra bu koruyucu iletken olup olmadığını gösteriyor. X varsa koruyucu iletkensizdir bu. Koruyucu iletken yoksa genellikle X kullanılması lazım ama kullanılmadan geçilir. Ama koruyucu iletken varsa burada G mutlaka olur. Örneğin işte bilmem ne 4G 2,5 mm² gibi. Tabii en sondaki de kesiti veriyor bana. Kablolarındaki iletken kesitleri mm² biriminden verilir. MI bobin derlerinde ise iletken çapı milimetre biriminden verilir. Bu nokta karıştırılmamalıdır. Bir iletkeni kumpas ya da mikrometre ile ölçtüğünüzde okuduğunuz değer o iletkenin çapıdır. 2,5 mm², 4 mm², 25 mm², 240 mm² şeklindedir. VD standartlarına göre yine enerji kabloları kutuların içerisine yazılan harf ya da sayılardan oluşur. Bunu videoyu uzatmamak için okumayacağım ama videoyu durdurup buna bakabilirsiniz. Örneğin en başında N varsa bilin ki bu VD standartlarına ait bir kablo. N bilmem ne. Ve burada en çok kullanılan kısım şu. Şu 3 izole kısmında Y'dir. Bizim PVC'mizdir. Ve 2X'tir. 2X de XLP kabloyu gösterir. C konsantrik, S bakır. SE her damar üzerinde bakır gibi kablonun özelliklerini gösterir. Yine dış kılıfı Y PVC olabilir. E halojen free olabilir. Burada bizde topraklamayı gösteren neydi?
G ya da X'ti, burada ise topraklamayı O ya da C'ye gösterir. Orada topraklama damarı yoktur, yani koru meleklerin damarı yoktur, J'de vardır. Bu da bizim eski TS işte 916'lar, 936'lardan falan gelen kısım, benim ders notlarında detaylıca verdiğim kısım. Orada isimlendirmenin nasıl olduğunu anlattım ama hani şu anda tam bir karma var. TS nonları bu karma içerisinde, isimlendirmedeki bu karış içerisinde çok fazla öne çıkamıyor. Daha çok harmonize tip ve VD normundan gelen harfleri kullanıyoruz biz isimlendirmede. Şimdi gördüğünüzde bu neymiş diyebildiğiniz birkaç kısmı açıklayalım. Örneğin NHXMH-O bir kablom var. Bu kablonun üstünde FE180 diye bir şey yazmışlar. Bu FE kablonun alev altında devre bütünlüğü, akım iletimi standardını sağlayabildiğini ifade ediyor. FE90 90 dakika, FE180 180 dakika, yani 3 saat. Bu kablodan siz akım geçirirken bunun testleri var. Ateş içerisinde bırakırsanız bu kablo, örneğin FE180, 3 saat daha enerji taşımasını sürdürüyor. Mesela bir kablom daha var. 2XYR parantez içinde AY 1x240 taksim 25. Burada 25 metalik ekran kesitini belirliyor. Ha, orada belki hesaplamalar yapmanız gerekebilir. O nedenle bu da bilmeniz gerekebilen bir bilgidir. Ve şu, yuvarlak galvanizli çelik tel anlamında, fakat alternatif akım sistemlerinde bir fazlı ya da bir çarpı kabloların zırh antimanyetik malzeme olması gerekmektedir. Bu nedenle zırh alüminyum malzemeden yapılmıştır. Bunu belirtmek için de A ifadesi eklenmiştir. Diyor ki benim üzerimde diyor zırh var. Ama diyor bu zırh ben bir fazla olduğum için diyor alüminyum bir zırh. Alüminyum olduğu için de diyor parantez içinde A'yı veriyor. Bizim örneklerimiz içerisinde bir tane var bu. 2NXSABY. Buradaki AB ne anlama geliyor? Bunun üstünde polimetrik zırh olduğunu bana gösteriyor. Şimdi örneklerimize başlayalım. H05VU, H07VU, H07VR. Bu bizim eski ENYA dediğimiz kablolar. Yapısı şu şekilde: bir damarlı, tek veya çok telli bakır iletkenden PVC yalıtkanlı. Bunların işletme sıcaklıkları 70 derece. İzin verilen kısa devre sıcaklığı ise, bunu diğerlerini okumayacağım, sadece bir açıklama yapıp geçeceğim. Kısa devre sıcaklığı ise 160 derece. Yani orada da şu var: İletkeniniz sizin kısa devre oldu ve bu kısa devreniz 5 saniyenin altında sürdü. 5 saniyenin altındaki kısa devre için veriyor bunu. 160 santigrat dereceye kadar işletmeyi sağlayabilir. Burada izin verilen işletme sıcaklığı da 70 derecedir. Hatta bununla ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. Kablolar, biraz sonra göreceğiz, İşte XLP'lerde falan 90 derecelere falan çıkacak ama kabloların PVC ise işletme sıcaklıkları, çalışma sıcaklıkları 70 derecedir. 70 derecenin üstündeki sıcaklıklarda kablo yalıtkanları zarar görür. Atölyede dolap yapıyoruz. Metalden bir dolap yapıyor. Metal bölümünün öğrencileri geldi. İşte profillerden kaynak yaparak. Ya atölyeye giriyorum, çocuklar kaynak yapıyor ama bir lastik kokusu geliyor, naylon kokusu geliyor. Çocuklara dedim ki ya kaynak curufunu bir yere mi düşürdünüz? Bir yerler mi tutuştu? Çocuklar dedim yok hocam diyor. Bakıyorum hani bir yerlerden duman da çıkmıyor. Ne? En son jeton düştü. Baktım ara kablo getirmişler. Bu rulo şeklindeki makara ara kablolar var ya, o. Ve ara kabloyu açmadan bu işi yapıyorlar. Hatta ara kablo rulo şeklinde makara ara kablo ile ilgili de ben bir tane video çektim, kanalda var. O kablosu oyamamış, tabii kaynak makinesi akım çekiyor. Akım çektikçe kablo ısınıyor. Kablo rulo halinde makara içerisinde olduğu için soğuyamadığından dolayı ısınmış. O kokmaya başlamış. Dedim ki şunu açın. Açtık ara kabloyu, tabii uçlarını çıkarttık. Bir silkeledim. Sadece bakırlar elimizde kaldı. Plastikler olduğu gibi döküldü. İşletme sıcaklığı o nedenle burada benim için önemlidir. Kullanılan yerler kapalı kuru yerlerde, sabit testlerde, dağıtım panolarında, sıvı altı, sıvı üstü, boru içinde, kuraşeler üzerinde kullanılır. Bu bizim tesisat kablosu dediğimiz kablolar. Öyle söyleyeyim size. U'nun R'nin ne anlama geldiğini daha önceden söylemiştik. Tek veya çok telli bakır iletken. V ise PVC dış yalıtkan olduğunu bana söylüyor. Örneğin H05-U 1 mm kare, H07-U 4 mm kare, H05-V-R gibi 25 mm kare gibi isimler alır. Ama yine özetleyecek olursam bu PVC yalıtkan, işletme gerilimi 500 volt, 750 volt onu gösterir. U tek telden oluştuğunu, R ise birden fazla telden oluştuğunu ama sabit testlerde olduğunu gösterir. Bizim tesisat kablolarımız bunlar. H05V-K, ENYAF dediğimiz eski isimlendirmesiyle, ya da H07-K. Bu 500 volt, aşağıdaki de 750 volt işletme gerilimlerinde kullandığımız biraz daha sabit tesis ama diğerlerine göre, yani UR'ye göre biraz daha hareketli teller. Yapısı bir damarlı, ince çok telli bakır iletkenden PVC yalıtkanlı bükülgen.
Kullanılan yerler pano ve elektrik cihazlarının iç tesisatlarında, sıva altında veya işte sıva üstünde, bor içerisinde, kontrol panolarında kullanılır. Yine K bunun ince çok telli olduğunu söyler. V ise dış yalıtkanının PVC olduğunu söyler bana. Mesela örneğin H05V-K 1,5 mm² ya da H07V-K 4 mm² gibi. Bu kablom H07V-K yine H harmonize tip bir kablo olduğundan bahsediyor. 07 işletme geriliminin bunun 750 volt olduğunu bana söylüyor. Fas fas arasındaki işletme geriliminin 750 volt olduğunu söylüyor. V ise bunun dış yalıtkanının, damar yalıtkanının ve PVC plastik olduğunu bana söylüyor. Tire K'dan kasıt yine sabit testler için, şöyle yapayım. Sabit testlerde kullanılan çok telli iletkenden oluştuğunu bana anlatıyor. Bu kabloyu biz daha çok nerelerde kullanıyoruz? Kullanma yerlerimiz şu. Örneğin motor kontrol ve otomasyon panolarınız var. Burada güç beslemelerinde pano içerisinde bunu kullanabilirsiniz. Yine işte tava üstlerinde sabit tesislerde bunu kullanabilirsiniz. H03VV-F, H05VV-F. Tabii yukarıdaki 300, aşağıdaki 500 voltluk bir kablo. Harmonize tip. F ne anlama geliyor? Şimdi yapısından başlayalım. Yapısı çok damarlı, ince, çok telli, bakır iletken. Protodür yalıtkanlı. Yani PVC bu. Burada değişmeyi unutmuşum şeyi. Yanına parantezde PVC yazıyordum. Dış kılıf rengi siyah veya beyaz olabilir. F ince, çok telli, bakır iletkeni olduğunu söylüyor. Ve damar kılıfını, şuradaki ilk V, kırmızı V, damar yalıtkanının PVC olduğunu söylüyor. İkinci yeşil V, dış kılıfının da yine plastik olduğunu bana söylüyor. Bu bizim ara kablo olarak ya da cihaz bağlantılarında kullandığımız kablo. Bunun flexliği önceki K'ya göre falan çok daha iyi. O nedenle ara kablo olarak da kullanabiliyoruz. Bakın şuradan bir örnek göstereyim. Mesela damar sayısına örneğin 5G2,5, 5G4 demiş. Bu ne demek? Bu şu. 5 damarlı bir kablo. G bunun koruma iletkeni olduğunu söylüyor bana. Yani 5 damarlı damarlardan bir tanesi bunun işte koruma iletkeni ve iletkenin 4'lük, 2,5'luk, 1,5'luk, 1'lik neyse olduğunu gösteriyor bana. Şimdi bu kablolar yassı da olabilir. Hani ayrılır ayrılamaz demiştim ya videonun başında bunlara ait rumuzlardan bahsederken. Mesela H03V ve H2F ise bu F hareketli tesislerde kullanabileceğim hareketli tesis ama ağır işletme şartı değil arkadaşlar. Hafif işletme şartlarında, ağır işletme şartlarında lastik ya da işte sentetik lastiklere geçmemiz lazım yalıtkanda. Hafif işletme şartları yani bir ara kablo ama bunu siz yağın içerisinde, çok soğukta, çok sıcakta, su içerisinde, nemli, aşırı nemli yerlerde kullanamazsınız. Hafif işletme şartları hareketli tesisler. Mesela ayrılamayan yatsı bir kabloysa bu. Şu H03 300 voltluk kablo VV. İlk damar yalıtkanı plastik, ikinci ve ikinci damar yalıtkanı plastik, H2 bunun yassı ayrılamayan bir kablo olduğunu söylüyor. F ise yine hareketli tesis olduğunu bana anlatıyor. İşte söylemek istediğim buydu. H05RNF, H05RRF. Bunlar lastik kablolar, lastik yalıtkanlı kablolar. Yapısı çok damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli, lastik yalıtkanlı, aleve ve yağa karşı dayanıklı, lastik dış kılıfı olan kablo. Yalnız burada bakın işletme sıcaklığı. İzin verilen işletme sıcaklığı 60 dereceye düştü. PVC'lerde bu neydi? 70'ti. Burada 60'a düştü. Niye? Çünkü lastiğin erime sıcaklığı PVC'ye göre daha düşük. Kullandığı yerler rutubetli yerlerde su ısıtıcıları, elektrik ocakları gibi mutfak aletlerinde, el matkabı, el lambası gibi taşınabilir. Atölye cihazlarında mekanik etkilerin az olduğu yerlerde, yağlı mekanlarda kullanılırlar. Ve bu kablolarda PVC'ye göre, aleve göre daha dayanıklıdır. Şimdi F başlayalım. Şu F bana neyi anlatıyor? Çok telli, hareketli tesis. Evet. R, kırmızı R'lerse bana damar yalıtkanının doğal ve silikon kavçuk olduğunu söylüyor. Dış yalıtkan, yani kablonun en dış yalıtkanı N ya da R olabilir. R ise yine tabii doğal kavçuk. N ise kloropren kavçuk olduğunu bana söylüyor. Gelelim NVV kabloya. Bu ne? Bizim antigron olarak bildiğimiz kablo. Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı. Dış kılıf rengi gri ama hani beyaz da üretiliyor. Kullanıldığı yerler kuru, rutubetli ve ıslak yerlerde yangın ve patlama tehlikesi olan atölye, fabrika ve her türlü iş yerinde depolamalarda açıkta kullanılır. Toprak altına döşenmezler.
sabit olarak boru içerisinde, sıva üstünde ve sıva altında kullanılırlar. Lastik yalıtkanlığı anlatırken demiştim ki hareketli testlerde hani biraz daha ağır işletme şartlarında kullanılır. Neye göre? PVC yalıtkanlığı F'ye göre lastik yalıtkanlığı F daha ağır işletme şartlarında kullanılır dedik. NVV ise bizim harmonize işte H05 örneğin VV-U ya da İşte R'ye göre daha ağır işletme şartlarında kullanılır ama bu işletme şartları da hani bu kabloyu yerden yere vurun, toprağın altına gömün, suyun içinde geçirin değil. Biraz daha ağır işletme şartlarında kullanılır. Y tipi kablolar. Şimdi Y tipi kabloları da kullanıyoruz. Y tipi kablolar sabit testlerde kullanılan ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolardır. Dış kılıf rengi daha önce de söyledim. 1 kilovoltun altında siyah. 1 kilovoltun üstündekinde ise kırmızıdır. Ya burada 1 kilovolt yazmıyor. Ya kablolar da hani 1, 1,5, 2,5 kilovolt falan gitmiyor. Standartında 3,5 alttan başlıyor. Biraz sonra örneklerde göreceğiniz işte 66 kilovolt, 34,5 kilovolt falan bunun da bir standardı var. O nedenden dolayı bir akılda kalması için biri kullanıyorum. 1 kilovoltun üstünde ise kırmızıdır. Bakır ya da alüminyumdan üretilirler. İşte bu kablo yer altında kullanılan kablolar bunlardır. İşte buna bir örnek verelim. YVV-U, YVV-R. Mesela yapı bir veya çok damarlı tek veya çok telli bakır iletkenden PVC yalıtkanlığı, PVC dış kılıflı, dış kılıf rengi 70, bakın PVC olduğu için görüyorsunuz 70-160 tak diye buraya otomatik geldi. UR tek tel veya çok telli bakır iletken olduğunu gösteriyor bana. Yine buradaki harmonize isimlendirme ilk başta anlattığım UR-K ayrımı burada da geçerli. Ve bunun damar yalıtkanının PVC olduğunu söylüyor. Burada bir dolgun var doğal olarak. Ve V de dış yalıtkanı yine damarların üzerindeki kablonun dış yalıtkanında PVC kılıf olduğunu gösteriyor. Örneğin bu ne? 3x300-150 mm² YVVU. Bu ne? 3 tane 300'lük, bir tane 150'lik var. 3 faz nötr için koymuş YVVU. 2x35 mm² YVV-U. 1x25 mm² YVV-U. Aslında ben burada ismi biraz daha yanlış verdim. U değil ya bu. Bakın burada hatamı fark ettim. U neydi? Tek telli iletkende. Tek iletkenden oluşmuş aslında bir damardı. Şimdi bunların kestiğine bakıyorum 335-25. Yani 10 mm² üstüne siz U yapamazsınız. Bu olsa olsa R'dir. Sunuyu düzeltmeyeceğim. Bu şekilde anlatmaya devam edeyim. En azından hatamı görelim. Hatam ne? Buraya U kullanamam. Niye? 300'lük kabloda U olmaz. 35'lik 25'likte de olmaz. Bu birden fazla telden oluşmuştur. U tek tel. Bu R'dir. Yani işte ne diyeyim? Ben size bu 25'lik örneğin 5-6 telden 300'lükte işte atıyorum 100 tane telden oluşmuş diyeyim. O olduğu zaman da bu R'ye dönüyor. Yani bu aslında YVV-R olması lazım. YVV-R olacak. Bu da YVV-R olacak. Ha şu olsaydı işte 3x2,5 mm² YVV orada da U olurdu. Çünkü 2,5 mm² bir kablo tek bakır iletkenden üretilir. Bu kablom benim YVV-U. Ne demek istiyor bu? Diyor ki Y kabloyum ben, sabit testler ağır işletme şartlarında çalışırım diyor. Buradaki Y bunu söylerken VV hem damar üstündeki hem de dış kılıfındaki yalıtkanın PVC olduğunu, V'ler bunu söylüyor bana, olduğunu söylüyor. Peki 5G6 ne diyor? 5 damarlı bir kabloyum diyor. Ve G bana damarlarımdan bir tanesi sarı yeşil şurada gördüğünüz koruma iletkeni için ayrılmıştır diyor. YVV-U buradaki U sabit tesislerde iletkenim tek telden oluşabilir ya da hani kesit büyüdüğünde birkaç telden oluşacak ama birkaç telden de olsa U sabit tesislerde kullanılan İşte tek telli ya da bir iki telden oluşmuş bir kablo olduğunu bana söylüyor. Bu iletkenim YVV-R bir iletken. Yani Y bana diyor ki ağır işletme şartları sabit testlerde kullanılırım diyor. VV diyor ki damar yalıtkanımın her biri plastik ve dış kılıf yalıtkanım da benim. İkinci V de bunun plastik olduğunu söylüyor. Bu 4 çarpı bir kablo kestiğini bilmiyorum. Üzerinde yazmıyor. 4 çarpı bir kablo ve damarları görüyorsunuz. Burada R'nin anlamı şu, daha önce açıkladığım gibi. Tek telli iletken diye geçiyor ama iletken kesisi büyüdüğü için birden fazla telden oluşturulmuş ama düşündüğünüz gibi de çok telli değil. Dikkat edecek olursak burada, hadi sayayım ya, video uzayacak ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane iletkenden oluşmuş.
Sabit testlerde kullanılan kablo. Şurada bir detayı göstereyim size. Burada şu anda bu damar yalıtkanı, şu dış kılıf yalıtkanı, ikisi de plastik. Ve arada kabloya şekil vermek için burada dolgu var. Ve dolgu malzemesi, bakın açıyorum, ayırıyorum tek tek elimle. Dolgu malzemesinden önce buradaki damarların üstüne kağıt, herhalde kağıt ya da bunun bir teknik adı vardır bilmiyorum, bir malzeme sarılmış. Bunun amacı şu, şimdi biz bu kabloyu açacağız. İyi de açarken dolgu malzemesi buradaki damarların üstündeki plastiğe yapışır. Bu bir. Yine buradaki dolgu malzemesi dışarıdaki dış yalıtkana yapışır. Bu da iki. Siz bunu nasıl ayıracaksınız? Ayırmanız gerektiğinde bağlantı yaptığınızda. O nedenle yapışmayı önlemek için özellikle damarların üstündeki damar iç yalıtkanıyla dolgu malzemesi arasına bir malzeme daha, ince bir tabaka daha koymuşlar ki yapışma olmasın diye. İsimlendirmem gördüğünüz gibi buradaki detay arttığı zaman renklenmeye başladı. Y ve C ve U, Y ve C ve R. Bunlar daha öncekinde söyledim mi söyleyeyim. Y kablolar 0.6 1 kilovolttur. Tamam mı? İçerisine siz XLP soktuğunuzda birazdan göreceksiniz. Bu gerilim 1 kilovoltun üstüne çıkacak. Yapı ne? Çok damarlı, tek veya çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, konsantrik bakır nötr iletkenli, PVC dış kılıfı da olan bir kablo. Siyah. PVC olduğu için 70 yine çalışma. Kullanıldığı yerlere bakalım. Genellikle şehir şebekeleri, cadde aydınlatmaları, ev bağlantıları ve benzeri amaçlar için tercihen toprak altında kullanılırlar. Kabloların kazma darbesine maruz kalarak hasar görmesi durumunda konsantrik, nötr, iletken ve kablo başındaki şalter veya sigortanın devreyi derhal açması sağlanır. İşte metal donut dedik ya, slash veriyoruz işte 120 slash 16 falan, o burada geliyor. Burada metal donat olarak bakır var. Konsantrik iletken var. Nötr olarak kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış hani 4x1 kablo seçebilirsiniz. Yine üstüne siz işte konsantrik iletken koyabilirsiniz. Onu topraklayabilirsiniz falan. Bu işler hani tercih, seçim detaylı. Eğer bu konuda işte bir çalışma yapabilirsem belki onunla ilgili de bir video çekeriz. Mesela ne diyor? U ve R ne diyor? Tek veya çok telli bakır iletken anlattık. Ve işte PVC damar yalıtkanı var. Dolgu var burada bir tane. C bakır konsantrik teller var. C tutucu bakır bant var üzerinde bir tane. Bu sarı şuradaki C'lerin anlamı şu. Buradaki yeşil V ise bana dış kılıfının ne olduğunu tanımlıyor. Y, V, Z, 2, V, U, Y, V, Z, 2, V, R. Bu ne? Buna bakalım. Çok damarlı, tek veya çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, galvaniz yuvarlak çelik zırhlı, PVC dış kılıflı, siyah renkli. Kullanılan yerler bu kablolar üzerindeki galvanizli yuvarlak çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış tesislere karşı çok dayanıklıdır. Ağır işletme, serin ve montaj şartlarına uygundur. Toprak altında ve özel olarak üretildikleri tatlı ve tuzlu suda üretildiğinde kullanılabiliyormuş. UR yine tek veya çok telli bakır iletken ve PVC dış kılıf var. Dolgu malzemesi var burada. Z3 galvaniz yuvarlak çelik telden oluştuğunu söylüyor bana. Üstüne bir tane polyester şerit atılmış. V de bana dış kılıfının PVC olduğunu söylüyor. Videonun önce kısımlarında zırhın ne işe yaradığını zaten söylemiştim. Ağır işletme şartları için kullanılır. Burada Z2'ye dikkat edin. Z2 galvaniz yuvarlak çelik tel. Biraz sonra Z3'e geleceğiz. Geldik. Y ve Z3 VR. Çok damarlı, çok telli, bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, galvanizli yassı çelik zırhlı, çapraz tutucu çelik bantlı, PVC iç ve dış kılıfı olan, kılıf rengi siyah olan, tabi söylemiyorum, çalışma gelin 1 kilovolt. Kullanılığı yerler bu kablolar üzerindeki yassı çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış etkilere, tesislere karşı dayanıklıdır. Ağır işletme, serin ve montajlarına uygundur. Toprak altında özel olarak imal edildiklerinde tatlı suzlusu kullanılır. Z2 de yuvarlaktı. Z3'e geldiğimizde bu yassılaştı. R bakır iletken, tabi U R diye gidiyordu. Birden çok telden oluşmuş sabit tesis için. Ve PVC yalıtkan, Z3 galvanizli yassı çelik tel. Yine bu telleri tutmak için üzerine helisel sarılmış bir tane galvanizli çelik şerit var. Ve PVC dış yalıtkan var. Örneğin bir 3x185 mm² gibi. Şu TRE35 bu kabloda şey yok bakın. Bakır konsantrik iletken olmadığı için bu 35 neyi veriyor? Düşük kesit iletkeni veriyor bana. Örneğin şurada bakın dikkat edecek olursanız sarı yeşil. Topraklamanın kestiği yerlerine daha küçük göre küçük. Örneğin 3'ü bunların 70 mm², şu sarı yeşil 35 olduğunu bana gösteriyor. YXV-U, YXV-R. Bunlara gelelim. Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli bakır, XLP yalıtkanlı kablo. Dışı ise
Bunun tekrar PVC 1 kW'luk kablo. Hocam hani XLP'de açacak gelin biraz sonra açacak göreceksiniz. Bakın işletme sıcaklığı XLP'ye döndüğünüzde 90 derece olmuş. Lastikte 60, PVC'de 70, XLP'de 90'a dönmüş. Kullanılığı yerler enerji şebeke ve aydınlatma kablosu olarak karşıda kablo kanallarında toprak altı özel okul elektrikleri tatlı tuz uslarda kullanılır. URE yine bunun bakır iletkeninin durumunu bana söylüyor. X'se XLP yalıtkan nerede bu? Her bir damarının üzerinde. Dolgu var arada bir ve en dış kılıpta da PVC yalıtkan var. Bu kablom benim YXV-U bir kablo. Yine Y bu kablonun ağır işletme şartlarında ve sabit testlerde kullanıldığını gösteriyor. X bana diyor ki buradaki diyor benim damar üstündeki yalıtkanlarımın her biri X yani protetan yani XLP yalıtkanı olduğunu söylüyor. Ve dış buradaki en dıştaki yalıtkanın V de bana bunun PVC bir yalıtkan olduğunu söylüyor. Baktığımızda bu kaç 4x2.5'luk bir kablo. Bakıyorum. Evet 4 tane iletkenim var ve iletkenler dikkat edecek olursanız tek parça iletkenden oluşmuş. Yani her bir kablo, her bir dama tek parça iletkenden oluşmuş. Zaten YXV-U'nun U'su bunların tek parça iletkenden olduğunu bana söylüyor. Tabii yine burada da aynı açıklamayı yapayım. Hani kesit büyüdüğü zaman birden fazla telden oluşacak ama o tamamen işte videoda anlattığım durumlar için nedeniyle bu şekilde yapılıyor. Yine sabit tesisler U tek iletken olduğunu bana gösteriyor. Üstünde bir değer daha var. O da diyor ki 0.6 taksim 1 kilovolt yani işletme gerilimini fazla arası 1000 volta kadar olduğunu bana bu kablo söylüyor. Dikkat edecek olursanız içerisinde bir de şu beyaz kısım dolgu var. Bu kablom 2XY kablo ya da işte Y normunda söyleyecek olursak YXV kablo. Bu bana ne diyor? Burada bir kere Y kablo olduğu için sabit testlerde kullanılan bir kablo. O nedenle iletken çok telli olsa da tellerin kesitleri dikkat edecek olursanız büyük. Buradaki X bana diyor ki iç damar yalıtkanım, şuradaki damar yalıtkanım benim diyor, XLP diyor. V ne diyor? Yani YXV olarak düşünecek olursak. V de diyor ki benim diyor buradaki diyor dış yalıtkanım diyor plastik PVC'den oluşuyor diyor. Bunun zaten V plastik yalıtkanın VD'ye karşılığı da Y'ye tekabül ediyordu. 2XY ve 4x2.5'luk bir kabloymuş. Üzerinde öyle yazıyor. Yine 0.6 1 kilovolt taksim 1 kilovolt bunun işletme geriliminin fazla arası 1 kilovolta kadar olacağını bana söylüyor. YXCV-U, YXCV-R, UR ikisi de sabit tesis. Hani küçük kesitlerde U, büyük kesitlerde R artık bunu öğrendik. Yapı çok damarlı, tek veya çok telli bakır iletkenden, XLP yalıtkanlı konsantrik bakır nötr iletkenli PVC dış kılıfı olan kablo, işletme sıcaklığı yine 90 santigrat derece. Kullanılan yerler genellikle şehir şebekeleri, cadde aydınlatmaları, ev bağlantıları ve benzeri amaçlar için tercihen toprak altında kullanılır. Kabloların kazma darbesine maruz kalarak hasar görmesinde konsantrik nötr iletken kablo başındaki şalter veya sigortanın devreyi derhal açması sağlanır. Ha, şehir içinde. Şimdi çelik zırhlar neydi? Çelik zırhlar diyor ki ya daha çok şehir dışında, enerji nakli hatlarında, işte toprak kayması, işte toprakta gerilmelerin olduğu yerlerde kullanın. Ama şehir içine girdiğinizde bu böyle bir şey çok fazla olmaz. Konsantrik iletkenli yani burada C ile gösterilen bakır konsantrik telli kablolar kullanın. Diyor ki bunun diyor nötr olarak kullanabilirsiniz dışın diyor. Yani UR baştan alalım şunu. UR bana kabloyu. Şurada kırmızı X bana XLP yalıtkanı. C ise X'den sonraki C ise bakır konsantrik teli ve bu bir takım olarak üstünde tutucu bakır bant var bunun. Daha sonra buna koruma bandı koymuş araya ve ne yapıyor? Dış yalıtkanında yine PVC yapmış. Ya bu aradaki bantlar ne işe yarıyor? Aradaki bantlar olmak zorunda. Videoların hangisindeydi? Bir tanesinde gösterdim onu size. Araya giren kısa videoların bir tanesinde gösterdim. Eğer siz araya koruma bantlarını, ara kılıfları falan koymasanız bunlar birbirine yapışır. Siz bu kablo ucunu açarken ot yollarsınız. Bu kablom benim 2XSABY 1x95'lik bir kablo.
Ne anlama geliyor peki bu? Başlayalım şimdi. 2x dediği benim diyor ki iç yalıtkanım şu kısım, beyaz kısım xlp diyor. S benim diyor üzerimde diyor, burada diyor bakır ekranım vardır diyor. Evet, parantez içindeki AB de benim burada polimetrik zırhım vardır diyor. En sondaki Y ise benim dış kılıfım diyor ki PVC, PVC. Bu kablo siyah. Bu kablonun gerilimi de yüksek. 33 kilovoltluk bir kablo bu. Bu kablomuz YX, Z2, V-U. Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenliği, XLP yalıtkanlığı, galvanizli, yuvarlak çelik zırhlı, tek damarlı kablolarda alüminyumdur. Başta söylemiştim, tek damarlı kablolarda çelik zırh olmuyor. Antimanyetik malzeme olarak alüminyum kullanılıyor. PVC dış kılıflı. Kullanılan yerler bu kablo üzerindeki galvaniz yuvarlak çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış etkilere karşı dayanıklıdır. Ağır işletme, serim ve montaj şartlarına uygundur. Toprak altında özel olarak üretildiğinde tatlı tuzlu suları kullanılabilir. UR bana iletkenin cinsini gösteriyor. X bunun XLP damar yalıtkanın olduğunu gösteriyor. Z2 galvanizli çelik zırhın olduğunu gösteriyor. Yine bunun altında PVC kılıf var. Üstünde de polyester var. Ve en yeşil olarak gösterdiğim renkte yeşil olarak gösterdiğim harf ise bunun dış kılıfının PVC olduğunu bana anlatıyor. Bu kablom benim 2X SYR AY 1x240. Hatta devam ediyor. Neredeydi o? Taksim 25. Şimdi ismi uzun. Bu ismin ne anlama geldiğini söyleyelim. Bu 2X'ten kastı. Şurada diyor benim XLP yalıtkanım var diyor. S benim diyor bakır ekranım var diyor. Şurası bakır ekran, şurası şu beyaz kısım XLP yalıtkan, şurası S bakır ekran. Reynan Hanım diyor ki yuvarlak galvanizli alüminyum metal benim zırhım var diyor. Şuradaki dikkat edecek olursanız alüminyumdan yapılmış bir zırh var. Parantez içindeki A'nın anlamı da bunun alüminyum olduğu ve en sondaki Y'nin anlamı da benim şuradaki kırmızı dış yalıtkanım diyor ki PVC, PVC. Şimdi 1x240'lık bir kablo, gördüğünüz gibi çok telden oluşmuş. Yine şurada silikon ya da yarı iletken diyeyim ben size. Yarı iletken ve burada da yarı iletken elektrostatik alan düzenleyici tabakaları var. Peki tamam, 240 kablo 240 olduğunu anladık da taksim 25 ne? Taksim 25 de buradaki üstündeki metal donatının, zırhın kestinin 25 mm kare olduğunu bana gösteriyor. Baktığınızda üzerinde işte ara yalıtkan yine Y var. Burada da yine üstüne sarılmış katmanlar bulunmakta. Vallahi teknoloji yatıyor kabloda. Adı da havalı. Baktığımız zaman kendisi de havalı bir kablo. Bu kablomuz YXC7V-R. Of, havalı bir isim var. Şimdi bu kabloyu çözelim. Rengarenk bir isimlendirmemiz var. R, şuradaki R. Yani renklerden bu R'nin, buradaki R, X'in, yani video ilerledi buraya kadar geldi ama renklendirmenin ne anlama geldiğini çözmüşsünüzdür herhalde. R'nin bakır iletken olduğunu gösteriyor. X'in XLP damar yalıtkanının olduğunu gösteriyor. Burada C7 bakır tellerden ekran var. Yine bu telleri tutmak için üstüne tutucu bakır yine C7 olarak gösteriliyor. Bakır şerit çekilmiş ve en dış yalıtkanı PVC. İsimlendirmede olmayan yarı iletken şurada tabaka var. Bu direkt iletkenin üstünde bir de damar yalıtkanın üstünde bir yarı iletken tabaka daha var. Bir tane de buraya krep kağıdı diye bir şey dolanmış, sarılmış. Öyle söyleyeyim, dolanmış deyince. Sarılmış. Koruma bandı var burada bir tane. Tabii bunlar koruma bantları, işte krep kağıtlar falan yapışmaları önlüyor. Şöyle de bir şey var. Bu kabloyu açmanızda, ek yaptığınız, açtığınız ya da bağlantı yapacaksınız. Bunlar işinize yarıyor. Yani ne diyeyim, katman katman açmanıza sağlıyor. Tabii bunlar yüksek gerilim kabloları ve içlerinden de çok yüksek akımlar geçiyor. Yüksek gerilim olduğu için elektrostatik alanları ya da uç etkilerini düzenlemek için yarı iletken tabaka bunlara konuyor. Burada C7 olarak gösterilen bakır ekran şu şerit. Bu nötr mü? Nötr değil bu. Bu artık topraklanıyor. Ve şöyle söyleyeyim. Şimdi bunlar yüksek akım geçirdiği için içlerinden etrafında dehşet bir manyetik alan oluşturuyor. Bu dehşet manyetik alan bu ekran üzerinde gerilim düşümüne neden oluyor ve işte oluşan bu gerilim düşümü aslında bu konsantrik iletken ya da bakır tellerden ekran üzerinden çatır çatır akım geçiriyor. Koymayalım. Tamam. Yani bunun üzerinde bir şey oluşmasın, gerilim düşümü oluşmasın, kayıp da aynı zamanda. Yani kayıp kaçak bedelleri falan diyoruz ya biz. İşte enerji nakilatlarında kayıp kaçakların içerisinde bu da var.
buradaki akımın bu tel üstünde oluşturduğu manyetik alanın akımın oluşturduğu manyetik alanın bu tel üstünde oluşturduğu gerilim ve bu telin topraklama üzerinden kısa devre olmasından geçen akım da var. E tamam da işte bu bir sonuç itibariyle manyetik alan kirliliği var. Yani bu data hatları için falan sıkıntı. İkincisi de şöyle düşün. Şimdi bunlar bakın burada bir damarlı. Yani tekli bir iletken. Bunların her bir faz için 3 tane çektiniz. Kesit yetmedi. Her faz 2 tane çektiniz. Kesit yetmedi. Her bir faz için 3'er tane çektiniz. Çünkü şu da var. Şundan da bahsedeyim. Şimdi çok kalın bir iletkeni çekmek yerine biraz maliyet artar ama iki tane işte daha düşük kesitli iletkeni çekmek daha kolay olur. Bunların işte çekmek için yer altına gömüldüğünde bazı teknikleri falan vardır. Kesit yetmedikçe paralel bağlanır bunlar. İşte onun da bir zorluğu var. Kendi aralarında sirkülasyon akımları geçirir mi falan. İş biraz daha teknik bir konu açık söylemek gerekirse. Neyse. Konsantrik iletkenden bahsediyordum. Şimdi konsantrik iletkeni buraya topraklıyoruz ve koyuyoruz. Şimdi düşünün. Bu kabloyu tekli çek çektik. Fazlardan bir tanesi. Ve bu kablo buradan patlama yaşadı. Ağırlık oldu, kablo koptu. Başka bir şey oldu. Yalıtkan zorlaması oldu. Bu kablo mesela koptu. Direkt toprağa temas ediyor bu faz. Ya da elektrostatik boşalmalardan bundan toprağa karşı bir şey var. Ne diyeyim ben size? Bir enerji geçişi var ya da bir faz atlaması var. Şimdi bizim daha çok yıldırımlıklarda falan kullandığımız bir şey vardır. Gerilim çadırı vardır. Bulunduğu bölgeden uzaklaştıkça bu gerilimin etkisi azalır. Ama bulunduğu bölgede toprağa karşı bakın şöyle bir kablosu 35 kilovoltluk bir gerilim var. Ve eğer ayırıcı kesici ne varsa koruma düzeneklerine sizin onları açtırmayacak akım düzeyinde bu gerilimi toprağa veriyorsa buna yaklaşan herkesi öldürür, çarpar. Ama konsantrik iletkenliğin olduğunda ne olur? Konsantrik iletken olduğunda önce bu iletkenin elektrostatik boşalmalarında toprağı bulmaz. Konsantrik iletkeni bulur, işte kesicilerinizi açma yaptırır. Ya da koptu diyelim bu. Koptuğunda konsantrik iletken de kopacak. Konsantrik iletken topraklı olduğu için direkt buradaki fazdan konsantrik iletkenin toprağı üzerinden bir kısa devre akımı geçecek. Yine kesicileriniz açacak. Yani bu biraz daha işin güvenlik kısmı ön planda tutularak kullanılan bir kablo. Gelelim bir diğer havalı kablomuza. YX, C8, V, Z3, V, R. Vay be, isme bak. Şekli de ismi gibi oldukça havalı. Yapı 3 damarlı, çok telli, bakır iletkenli, dielektrik kayıpları çok küçük. XLP yalıtkanlı, elektriksel alanı homojenleştirici, özel iç ve dışarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiş bakır ekranlı, yaksı galvanizli çelik tel, zırhlı ve galvanizli çelik tutucu bantlı, PVC, dış kılıflı orta gerilim kablosu. Gerilim kullandığı yerlere elektriksel kayıpları benzerler göre çok düşük olan bu kablolar kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve sanayi bölgelerinde elektrik enerjisiyle beslenmesinde büyük artışları beklenen şebekelerde hariçte ve işte kablo kanallarında dahil toprak altında kullanılır. Yine siparişte belirtilseniz buna F tabaka ekliyorlar. Tatlı tuzlusu da kullanabiliyorsunuz. Diyor ki yük artışlarının beklenen şebekelerde. Bu ne demek? Bu şu. Örneğin 500 megawattlık bir alanı besliyor. Bir yükü besliyor. Yük artışı oldu 600 megawatt. Şimdi gerilim düşümünü bir kenara bırakıyorum. Ama bunun hesabında bunun ortam işletme sıcaklığı 90 derece ama daha düşük sıcaklıklarda toprak altında olduğu için de daha düşük sıcaklıklarda. Ama siz bunu yük artışına bindirdiğinizde bu kablo ısınacak. Toprak altında olmasına rağmen ısınacak ama işte izin verilen işletme sıcaklığı 90 derecelerde olduğu için biraz daha bunu ne yapabilecek? Tölöre edebilecek. Şimdi bakalım. Aa bak buraya R koymamış. Bu mavi R bakır iletken. XLP yalıtkanı gösteriyor şu kısım bana. C8 bakır şeritten ekran. C8'in anlamı şu. Bireysel ekran. Yani her bir damar üzerinde C8 ben bakır şeritten çekilmiş ekranım diyor. Ve PVC şu yeşil ve PVC ara kılıfı gösteriyor. Z3 galvanizli yassı tel. Burada ayırmamışım bir önceki gibi. Yine bu telle birlikte çelik şerit tutucu var. En dışta da PVC yalıtkan var. Tabi bunda yine damar iletkenin üstünde ve damardaki XLP'nin üzerinde yarı iletken tabaka mevcut. Burada bir tane dolgu ve işte ayırıcı kısım var. Bu kablomuz da bu şekilde. Artık günlük hayatımıza girdi. Halojen fili kablolardan da bahsedeyim. Videomuzu tamamlayayım. Artık video uzadı. Sizler de sıkıldınız. Halojen nedir? Halojen metallerle birleşerek kolaylıkla tuz meydana getiren flor, klor, brom ve iyot gibi elementlerin genel adıdır. Halojenden arındırılmış halojen fili kablo ne demek? Halojen içerikli yapı malzemelerinin yanması neticesinde oluşan hidroklorür gazı, ortamdaki karbondioksit, karbon monoksit
karbondioksit ve su ile birleşerek hidroksit asitini oluşturur ve bu asit insanlara ve elektronik cihazlara zarar verirken yine yanma esnasında açığa çıkan karbondioksit gazı canlı yaşamını tehdit eder. Hidrojenden arındırılmış kablolarda kullanılan malzemeler flor, klor, brom ve iyot elementlerinin hiçbirini içermez ve bu kablolar yangın sırasında alevi iletmez, yoğun duman tabakası oluşturmaz. Çevreye zararlı olan toksit ve korozif gazları üretmez ve en yüksek seviyede can ve mal güvenliği sağlar. Yoğun yerleşim ve yaşam birimlerinde maddi değeri yüksek tesislerde yangının yaratacağı tehlikelerin ve tahribatların en alt düzeyde tutulması için kullanılırlar. Şimdi anladığınız gibi yani bunun temelde kullanılma amacı şu. Diyor ki bu diyor yangın sırasında tutuşmaya başlarsa diyor alevi iletmez diyor. Normal bir kablo yandığı zaman kablo boyunca zaten eğer yangın zaten kablodan çıkıyorsa kablonun her alanı, her PVC'si örneğin PVC düşündüğünüzde sıcak olacağı için çatır çatır alevi iletir. Bu diyor alevi iletmez. Bu bir. İkincisi yani yangın riskini düşürür. İkincisi de yanarsa diyor bu diyor etrafa diyor zehirli gaz vermez diyor. Bu bir risk. Yangın sırasında oluşan zehirli gazlar kablolarda ortama zehirli gaz salarlar. Yandıklarında PVC yalıtkanlar salarlar. Bu öyle bir gaz şey yapmadığı için salmadığı için insan yoğun ortamlarda, otellerde, hastane yerlerde ne bileyim buna benzer yerlerde örneğin kapalı alanlar, otoparklar, otoparkların havalandırmaları falan zayıftır örneğin yeraltı otoparklarında. Buna benzer yerlerde okullarda falan kullanılması gerekli diyor. Emin değilim bununla ilgili Türkiye'de bir zorunluluk var mı yok mu bilmiyorum ama Avrupa'da böyle bir zorunluluk var. Bir de şöyle bir şey anlatayım. Şimdi hiç izlediğiniz bilmiyorum TLC'de ya da işte Boeing TV'de bazen ev tadilatları yapıyorlar, ev falan yapıyorlar. Ahşap ev ya Amerika'daki evler mesela ahşap ev. Orada tesisat çekerken falan dikkat edin. İşte tavan ahşabı üstünde falan kablolar geziyor. Ya da yukarıdan aşağı inen kablolar var. Yukarıdan aşağı daha çok boru içinde indiriyorlar ama. Şimdi o kablonun yandığını bir düşünsenize. Çatır 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 evi yakar. Amerika güvenlik standartları yüksek olan bir ülke. Orada da mesela bir elektrikçinin çalışması için bir sigorta şirketiyle anlaşması lazım. Ne demek istiyorum? Ben gittim bilmem ne eyaletinde bir elektrik dükkanı açtım. Tesisat çekiyorum. Tadilat yapıyorum. Benim vermiş olduğum zarar ziyan ya da benden sonraki oluşan zarar ziyanı benim anlaşma olarak çalıştım. İşte oradaki sigorta şirketi karşılıyor. Bir, iki kötü iş yaptım. Zarar ziyan çıkmaya başladı. Ya da benim yaptığım işten elektrik kontağından ev yandı. Artık sigorta şirketi diyor ki ben sizinle çalışmayacağım. Çalışmadığı zaman aç kalıyorsunuz. O nedenle hani biz bu kabloların burada değerini çok fazla bilmiyoruz ama yangın çıktı. İnsanlar zehirlendi. İşte götürdük hastaneye. Serum verim kendine geldi. Evlerine işte taburcu ettik. Yok. Yurt dışında çatır çatır tazminat alıyorlar. Bizde öyle bir şey olmadı için daha biz bu kabloların değerini anlamış durumda değiliz. Ama anlayacağız. Şimdi bu kabloları isimlendirirken LSF, LSH, FLS, 0H, LS, ZS, 0H, LS, ZH, LS, LSNH gibi işte bazı tabirler kullanılır ama onun temeli şu 3 tane kısaltmaya geliyor. LS, düşük duman. HF, halojen firi. FR, alev geciktirici. Bu 3 özellik bu kablolarda var. İsimlendirmelerine gelelim. H05Z1U ya da H05Z1R ya da H05Z1K. Bir damarlı, tek telli, çok telli veya ince çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı yangına karşı güvenli halojenden arındırılmış kablolar kullanılı yerler. Kuru mekanlarda, şaft tesislerinde, dağıtım tesislerinde, sistemlerinde, işletmelerinde, aydınlatma ve tesisat kablosu olarak kullanılır. URK'yı daha önce anlattım. Bakırın durumunu anlatıyor bana. Z, bu düşük duman yoğunluklu bir yalıtkan olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bunların da alev iletimi yok. Yani başladı mı, ne diyeyim, dinamit fitili gibi çatır çatır yanmıyorlar. Buradaki kablolarım dördü de H07Z1 kablo. İsimlerin devamını getireceğim ama önce şu H07Z1 neymiş? Onun üstünde duralım. H, harmonize tip kablo olduklarını, harmonize normda yapıldıklarını bana gösteriyor. 07-750 volt işletme gerilimine sahip olduklarını söylüyor kabloların bana. Buradaki Z1 dış yalıtkanlarının, bunun hepsi bir damarlı kablo, yani tekli kablolar. Z1 düşük duman yoğunluklu termoplastik yalıtkan, yani yangına karşı güvenli halojenden arındırılmış halojen fili kablolar olduğunu söylüyor. Bunu hani siz şu anda videoyu seyrediyorsunuz ama üzerine dokunduğumda sanki PVC yalıtkandan biraz daha farklı yalıtkanları var gibi geliyor. Şimdi devam edelim. Bu elimdeki iki kablo H0Z1U 2,5 mm kare 6 mm kare. Dikkat edecek olursanız bunlar tek parça bakırdan, tekli bakır iletkenden yapılmışlar.
Bu rumuz olarak ya da isimlendirme olarak U kablo diye geçer. Bunların hepsi de sabit tesis kablosu. Şu kaçlıktı, bu 16'lıktı diye hatırlıyorum. Evet, 16'lık. H07Z1-R 16 mm kare. Buradaki R içerisindeki iletkenin birden fazla telden, ki görüyorsunuz, birden fazla telden oluştuğunu söylüyor bana. Şu ise H07Z1-K. Yine bu da sabit tesisat kablosu. Tesisler için kullanılan bir kablo. K ise bunun çok telli bakır iletken olduğunu bana söylüyor. Ama bunun çok telli iletken olması bunu bir ara kablo olarak kullanabileceğimiz anlamına gelmez. Bu sabit tesislerde, ne bileyim, pano işlerinde falan, özellikle kumanda güç kontrol panolarında kullandığımız kablo. Şimdi şuradan URK ayrımına bir daha bakalım. Bakın, bu U tek parçadan oluşmuş kablo. Bu gördüğünüz. Bu R, bu da yine sabit tesis. Dikkat edecek olursanız 5-6 tane telden oluşuyor. Bu K, buna bu kaçlık 16'lıktı. Bu elimdeki kaçlık mesela, bu da 6'lık gibi gözüküyor. 6'lık olmasına rağmen bundaki tel sayısı buna göre daha fazla. Ha, bu da K kablo. H07Z1-K kablo. İnce tellerden oluşmuş ama bu bir ara kablo kıvamında değil. Sadece işlemesi kolay olabilecek, az hareketlik istenen yerlerde kullanılıyor. Yani U'nun, R'nin, K'nın ayrımını buradaki kabloları üstünden ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. H05-2X-Z1-F. Bu ince bakır tel olduğunu gösteriyor bana. 2X XLP yalıtkan olduğunu gösteriyor. E05 500 volt olduğunu gösteriyor. Şuradaki yeşil yazdığım Z1 ise yine düşük duman yoğunluklu termovalisli kılıf. Peki yapısı ne? İşte anlattım. Çok damarlı, ince, çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel doluk tabakalı, özel sentetik dış kılıflı, yangına karşı güvenli ve halojenden arındırılmış. Nerede? Oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve bilgi işlem merkezleri ve raylı sistemlerde toplu taşımacılığın yapıldığı, çok sayıda insanın ve değerli cihazın bulunduğu, yangın tehlikesi olan tesislerde kullanılır. Bu kablolar yangın sırasında alüvyel etmezler, yoğun duman tabakası oluşturmazlar ve korozyona elverişli ortam yaratmazlar. Böylece amval güvenliğini sağlarlar. Bak, burada bir şey daha var. Data sistemleri falan. Yani orada da değerli cihazlar var. Hatta şöyle söyleyeyim, müzelerde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Topkapı Sarayı'nı, Çırağan Sarayı'nı, bilmem ne sarayı'nı falan revizyona gittiniz. Onun videosunu çekeceğim önümüzdeki günlerde. İşte seri algılama cihazları olmak zorunda. Onun videosunu çekeceğim. Artı kabloların hepsi halojen free olmak zorunda. Yani düşünsenize, bu Topkapı Sarayı'nda bir yangın çıktı. Koyamazsınız oradaki şeylerin yerine. Geri. Yani paha biçilemez şeyler var ya orada. Yine mesela işte metrobüslerimiz, bilmem nelerimiz falan var ya, bizim trenlerimiz. Oradaki kablolar da halojen free olacak. Düşünsene, trende yukarıda kontaktan işte kablo yanmaya başladı. İçeride millet göz gözü görmüyor. Duman olmaz yani. Bu kablom 05-2X-Z1-F kablo. Ne diyor? 2X'in burada bana söylemek istediği şey şu. Burada diyor, benim damar yalıtkanlarım var ya diyor. Damar yalıtkanlarımın her biri diyor, çapraz bağlı polietilen, yani XLP olduğunu söylüyor. Daha sonra Z1 dediği dış kılıfının, dış yalıtkanının düşük duman yoğunluklu termoplastikten olduğunu söylüyor. F ise hareketli tesislerde bunun kullanılabileceğini söylüyor bana. F'den kasıt o. Dikkat edecek olursanız da çok telli iletkenlerden oluşmuş her biri. Burada size göstermek istediğim bir şey var. Videoda bahsetmiş olduğum bir kör damar vardı. İşte kabloya şekil verebilmek için enerji taşımayan, sadece plastikten ya da o özel malzemeden yapılan bir şey. Burada görüyorsunuz, bu kablo 1, 2, 3, 4, 5 çarpı bir kablo. Ama şurada bir şey daha var. Bu kabloya şekil verebilmek için buraya konmuş kör damar so. N2XHO, N2XHJ. Geldik mi Alman normuna, işte VD normu bu. Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, yangına karşı güvenli, halojenden arındırılmış ve yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan kablolar. Q
Kullanıldığı yerler, bu kablolar yangına karşı alınması zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde, daire ve harici mekanlarda kullanılır. Yine burada bakın, bakırı tanımlayan bir şey yok. Bu Alman normuna geçtik artık. WD normu. Bakırı tanımlayan bir şey yok. Tek veya çok telli. 2X. Biz bunu işte ISO normlarında X olarak görüyorduk. Alman normunda 2X. XLP yalıtkan. Bu HFFR diye halojenden free bir yalıtkan tabiri geliyor. HFFR dolgu, HFFR dış kılıf. Buradaki H'de onu şey yapıyor. 2X. XLP yalıtkan H, damar yalıtkanı H, HFFR dış yalıtkan. Şimdi O ve J var. Eğer burada J görüyorsanız sıvı eşit koruma iletkeni damarı var. Oysa koruma iletkeni damarı yok. Alman normunda böyle. Biz de bunu ne gösteriyorduk? G ya da X'e gösteriyorduk harmonize tip kablolarda. Bu kablom N2XH-J. NVD normunda olduğunu söylüyor bana kablonun. 2X'in söylediği işe çapraz bağlı polietilen, yani XLP kablo olduğunu söylüyor. Bu XLP yalıtkan nerede? XLP yalıtkan şuradaki her bir damarın üstündeki yalıtkan. Peki N2XH'deki H neyi anlatıyor? Dış yalıtkanının buradaki, dış kılıfındaki yalıtkanının da HFFR yani halojen free bir yalıtkan olduğunu söylüyor. Yine bunu nerede kullanıyoruz? Alev yürütmeyen yerlerde, halojen free, zehirlenme riski olan yerlerde kullandığımız kablo. Buradaki N2XH-J'deki J'nin anlamı şu. Bende diyor koruma iletkeni var diyor. Dikkat edecek olursanız burada sarı yeşil koruma iletkeni var. J onu gösteriyor. Eğer O olsaydı bu, yani N2XH-O olsaydı sarı yeşil içerisinde olmayacaktı. Ve bakıyorum 5x6 diyor. Yani 5 tane benim damarım var. Her biri 6 mm kare iletken kesine sahip diyor bana. Bir diğer de ne var? Gerilim var üzerinde. Yine 0.6/1 kilovolt, yani işletme geriliminde bunun fazla arası 1000 volta uygun olduğunu söylüyor maksimum. 2XRH ya, kablo kalabalık ama burada hemen 2XRH'la tanımlamış gitmiş bunu. Bu da yine WD normundan gelen bir isimlendirme. Yapısı neymiş? Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, 3 veya 4 damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, galvaniz yuvarlak, çelik, tel zırhlı, özel sentetik dış kılıflı, yangına karşı güvenli halojenden alınmış ve yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan tek damarlı kablolarda bu zırh daha önce söyledik. Alüminyumdur. 90 derece. En iyi artık yine XLP'ye döndük yani burada. Neydi? Z1 ya da H'ye kaldığımız zaman yine dereceye, ama XLP'ye döndüğümüzde 90 derece işletme sıcaklığı. Kullanıldığı yerler bu kablo üzerinde. Galvanizli yuvarlak çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış testlere karşı dayanıklı, yangına karşı alınması zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu yerlerde kullanılır. Alman normunda olduğu için telin özelliğini belirten bir şey yok burada. 2X XLP yalıtkanı, R galvanizli çelik zırhı söylüyor bana. H ise FFR dış kılıfı anlatıyor bana. Yine bunun dolgu malzemesi var. İşte polyester şerit var, yapışmaları falan önlemek için gibi. Bunu nerede kullanıyoruz? Bunu şöyle kullanıyor ya bu. Hocam ağır işletme şartları toprak altı. Toprak altına gömüyoruz. Toprak altında zaten yangın çıkmaz ki. Niye halojen free kablo kullanalım toprak altında? Güzel. Hadi akaryakıt tesisi ise, hadi doğal gaz, ne bileyim tüp gaz bilmem ne gaz tesisi ise. Yani düşünsenize, sizin dünya gibi küre tanklarınız var. Toprağa giriyor, topraktan çıkıyor, küre tanka besleme yapıyor. Ya da oradaki bir tesise besleme yapıyor. Çıkmayacak mı bu kablo toprak üstüne? Çıkacak. Yani sonuç itibariyle halojen free olmak zorunda. Ha, halojen free gaz olayından değil. Zaten oradaki tank yandığı zaman bu kablonun gazı sizin şeyinize gelmez yani. Ne diyeyim, etkilemez. Daha büyük bir gaz ortaya çıkacak ama en büyük özelliği alev iletmiyor. Bu kablo 2XRH1 kablo. Peki ismi bana ne söylüyor? İsmi şunu söylüyor. 2X'ten anlattığı, benim diyor iç damar yalıtkanım diyor XLP iletkenden oluşmuştur diyor. Peki burada ne var? Başka R var. R'den de bana şunu söylüyor. Burada dikkat edecek olursanız gördüğünüz kısım. Galvanizli yuvarlak çelik tel zırhım vardır diyor üzerimde. Peki başka ne var bir de? H var. Yani 2XRH. H de benim dış kılıfım. Buradaki dış kılıfım diyor. HFFR yalıtkana sahip. Yani halojen free bir yalıtkana sahip. Üzerinde bunun başka ne var?
0.6 1 kilovolt, yani çalışma gerilim fazlar arası 1000 volta kadar. Burada bir de F180 diye bir şey yazıyor. Burada diyor ki bu kablonun üzerinden enerji geçirdiğinizde, aleve maruz bıraktığınızda 3 saat boyunca devreyi kesmeden enerjinin taşımasını kendi üzerinden yapar diyor. Bu da 2XRH 3x2.5'luk bir kablo. 2XFGH. Tabi bunlar 1 kilovoltluk kablo. Önceki de bu. Yapısı neymiş? Çok damarlı, çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, galvaniz, yassı, çelik, tel, zırh, özel sentetik, dış kılıf, yangına karşı güvenli harcanan oluşturma ve yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan. Tabi XLP'yi görüyoruz, 90 derece. Bu kablonun üzerinde galvaniz, yassı, çelik, tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış tesislere karşı dayanıklıdır. Yangına karşı alınması sorunlu, güvenlik tedbirlerine dolu olduğu yerlerde kullanılır. Şimdi tamam, bu öncekine benziyor. Tamam mı? İşte yine iletken tanımlanmamış VD normu. 2X XLP yalıtkan, özel dolgu, özel sentetik kılıf var. F galvanizli çelik tel, G helissel galvanizli şerit. Harmonize olsaydı bunlar tek bir rumuzla hem çelik şerit hem çelik tel verip geçiyordu ama burada ayırıyor. F galvanizli yassı çelik tel, G helissel galvanizli çelik şerit. E HFFR dış kılıf. Şimdi Priesma'nın kataloğunu incelerseniz orada mesela şey de var, yani maden ocaklarında falan kullanacak kabloları da gösteriyor. Demin dedim ya işte doğalgaz, ne bileyim gaz, akaryakıt tesisleri falan. Yani maden ocakları da böyle ya. Metan gazı var. Sizin bu kablo herhangi bir yerden yanmaya başlarsa hem duman çıkartmamın, insanlar tünelde düşünsene de kablo da şey veriyor, duman veriyor tünelin içine. Millet kaçmaya çalışıyor, dışarı çıkmaya çalışıyor. Hem bunun dumanı olacak, hem ortamın dumanı var, hem bunun dumanı var, hem bir de bu güzel fitil gibi şeyi, yangını iletiyor. Ne diyorlar onlar? Galeri mi diyorlardı? Bir galeriden diğerine yangın tesisini öbür tarafta patlatsın. Olmaz yani. Yerine uygun kablo seçmek özel bir bilgi. Ve her ortama göre de adamlar kablo üretmişler yani. Gelelim NHXMH-O-J. OJ tanıdık geldi mi? Evet. J koruma, bu şey yine N olduğuna göre VD normunu gösteriyor bana. İşte NH diyor ki ben halojen fili kabloyum diyor. NH'ın söylediği o. İşte J sarı yeşil koruma var. O koruma yok. Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik, yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik, dış kılıflı, yangına karşı güvenli harcayanlar alınmış. Oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri, raylı sistemler, toplu taşıma kullandığı yerler, oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri, bilgi işlem merkezleri, raylı sistemler ve toplu taşımacılığın yapıldığı çok sayıda insanın ve değerli cihazın bulunduğu yangın tehlikesi olan tesislerde kullanılır bu kablolar. Yangın sırasında alev iletmezler, yoğun duman tabakası oluşturmazlar, kozen enerjisi ve ortam yaratmazlar. Böyle can ve mal güvenliğini sağlar. Biliyoruz artık bunu. Niye okuyorsam okuyorum yani ben de ya. Neyse, VD olduğu için bakıra bir şey belirtmemiş. Burada tek veya çok telli bakır var. XLPX, XLP yalıtkan, HFFR dolgu. Ne var burada? Yine HFFR dış kılıf var. Bu da yine halojen fili bir kablo. Vay 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 vay. Yüksek gerilim kablosunun halojen filisi olur muymuş? Oluyor işte. O da bu. YXJ7Z1-R. Kullanıldığı yerler elektriksel kayıpları benzerlerine göre çok düşük olan bu kablolar kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim sanayi bölgelerinde, elektrik enerjisinin beslenmelerinde, yük artışları bekleyen şebekelerde, hariçte kablo kanalları dahil toprak altında kullanılır demiş. Halojen filinin yüksek gerilim kablosu bu. Tamam. R bakır iletkeni tanımlıyor. Birden çok telden oluşmuş sabit tesis kablosu. X XLP yalıtkan ve burada yarı iletken tabakan var. Elektrostatik alan düzenleyici, dış yarı iletken tabaka var yine. Yarı iletken kırık kağıdı var. C7 bakır telden ekran, C7 tutucu bakır bant, koruma bantı var bir tane daha yapışmaları falan demek için. Z1 düşük duman yoğunluklu termoplastik kılıf. Yani halojen fili kablonun yüksek gerilim kablosu diyebiliriz. Bakın 10 kilovolt. Belki daha kataloğu kurcalasam 33 kilovolta kadar falan üretiliyordur bunlar yani. Niye? Yüksek gerilim illa toprak altından geçmiyor. Dışarıda çıkıyor. Tesis içerisinde de geziyor. Dediğim gibi parlama, patlama, yanma, insanları zehirleme tehlikesi olan yerlerde yüksek gerilim iletimde bunları kullanılır. Bu kablom YXJ7Z1-R kablo. Peki bu bana ne söylüyor? Bir kere kırmızı renkten anladınız bu kablonun OG gerilim kablosu, yani 1 kilovoltun üstündeki tesislerde kullanılacak bir kablo olduğunu bana söylüyor. Y sabit tesisler, ağır işletme şartları, bunu söylüyor. Peki X ne diyor bana? X diyor ki benim diyor damar yalıtkanım şu XLP diyor. Şurada beyaz gördüğünüz kısım. XLP diyor. Daha sonra ne var? C7 var. C7'de diyor ki bakır telden ekranım var. Şunlar. Bakır telden ekranım var ve bakır bant tutucum var. O da şu ve
En sonki Z1 ne diyor? Diyor ki düşük duman yoğunluklu termoplastik kılıfım var diyor. Şu kırmızı kılıftan bahsediyor. Şu aradaki beyaz kısım dolgu. Onu söyleyeyim. Peki başka burada ne var? İsme girmeyen. Ha, isimde bir de tire R var. Bunu daha önce de söylediğimiz gibi tek telli iletken. Yani birden fazla iletkenden oluşmuş ama yine biz buna tek telli iletken diyoruz. Nedenini açıklamıştım. Burada göstermek istediğim bir başka şey daha var. O da şu. Şurada siyah bir şey var. Görebiliyor musun? Şöyle kamerayı biraz daha yaklaştırayım. Bakın şurada bakır iletkenle beyaz XLP arasındaki siyah bir şey var. O işte benim yarı iletken tabakam. Yani bakırın yüzeyinde buradaki beyaz XLP'nin arasında bakır yüzeyiyle XLP yalıtkanın arasında siyah bir kısım var. O yüzeyde benim için yarı iletken tabaka ve aynı yarı iletken tabaka yine burada da gördüğünüz gibi var. Vallahi uzun bir video oldu. Artık videonun sonuna geldik de anlatacaklarım var da bu kadar yeter. Yani aklınızda kablo isimlendirmelerine yönelik bir şeyler oluşmuştur. Bundan sonrasında artık katalog okuma. Yani burada neyin ne olduğunu ben size anlatmaya çalıştım. Bundan sonra sizin işinize yarayacak kabloyu işte kataloğu karıştıracaksınız. Bu kablo benim işime yarar diyeceksiniz. Ha zaten şöyle söyleyeyim, özel bir ihtisasınız yoksa bu yüksek gerilim kablolarını falan ya katalogdan buldum seçtim diyemezsiniz. Burada üretici şirketle irtibata geçmeniz lazım. Onlarla birlikte yapmanız lazım. Çünkü milyonluk kablolar bunlar. Yani kullandığınız tesiste bilmem kaç milyonlu belki bu kabloya harcayacaksınız. Yani ben onu seçtim diye bu bir ihtisas gerektiriyor. Tecrübe gerektiriyor. Ama onun haricinde işte tesisatlarda kullanacağımız, ne bileyim panel işlerinde kullanacağımız, AG sistemlerde işte yer altına ölçeceğimiz Y kabloların falan seçimini ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı kafanızda bir şeyler oturmuştur. Bu videoyu da zaten onun için hazırlamıştım. Yani kataloğa bak. Bundan sonra bir kablo kataloğuna baktığınızda daha farklı o kablo kataloğunu ne yapabileceksiniz? Çözebileceksiniz. Daha farklı değerlendirebileceksiniz. Belki bundan sonraki videoyu kablo seçim kriterleri, hangi nerede hangi kabloyu seçmemiz lazım. Onun üzerine hazırlarım ama yapacak o kadar çok fazla iş var ki. Neyse video çok uzun oldu. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.